Şu anda tartışmakta olduğumuz şeyin bir anayasa değişikliği değil, başka bir operasyon olduğunu peşinen belirteyim. Dokunulmazlıkların kaldırılması bahanesi ve gerekçesi altında aslında bir darbe planı hayata geçiriliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi olsaydı bugün tartıştığımız konu, daha önce verdiğimiz dilekçeleri işleme koyarak bu süreci başlatabilirdiniz. Buna gücünüz yetiyor, sayınız yetiyor. Demin, daha doğrusu ilk oturumda grup başkan vekiliniz bizim dilekçe verdiğimizi hatırlattı. Doğrudur, dilekçeleri verdik. Eğer gerçekten dokunulmazlıkları kaldırmak gibi bir meseleniz olsaydı, asıl derdiniz bu olsaydı, o dilekçeleri işleme koyardınız. Nasıl işlerdi süreç biliyorsunuz. Anayasanın 83. maddesi ve iç düzüğün 131 ve devamı maddeleri süreci ayrıntılarıyla düzenlemiş. Onu yapmadınız. Peki, başka bir önerimiz daha oldu. Gelin geçici madde yerine anayasanın 83. maddesini kalıcı bir şekilde değiştirelim. Dokunulmazlıkları tümden kaldıralım. Meclisin çoğunluğunun tasarrufuna bırakmayalım. Eğer parlamenterlik görevini yürütmek için güvencelere ihtiyaç varsa, ki var tabii, onları da meclisin çoğunluğunun tasarrufuna bırakmayalım. Onları doğrudan anayasal güvence altına alalım. Ama dokunulmazlığı bir kurum olarak çıkaralım anayasadan dedik. Bunu da kabul etmediniz. Bunun yerine anayasaya geçici bir madde eklemeyi tercih ettiniz. Komisyonlarda ayrıntılı olarak anlattık. Bu yöntem pek çok açıdan şu anayasanın birkaç düzgün maddesi varsa onlara aykırıdır. Evet, bütün anayasalarda mecburen bazı temel evrensel ilkeler yer alır. 82 anayasasında da vardır bu ilkeler. Bu ilkelere aykırıdır dedik, anlattık. Burada ayrıntıya tekrar girmek gerekmiyor. Bunun dışında evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır dedik. Taraf olduğumuz insan hakları sözleşmelerinin normlarına aykırıdır dedik. Hangi açılardan aykırı olduğunu sadece başlıklar halinde hatırlatayım. Bir defa geçmişe yürüyen bir düzenleme getirdiniz önümüze. Geçmişe yürüyen bu düzenlemeyle kazanılmış hakların gaspı sonucunu doğuracak bir yöntemi tercih ettiniz. Burada milletvekilleri seçildiklerinde dokunulmazlıkların nasıl kaldırılacağı belliydi. Bunu 83. madde düzenlemişti. İç tüzüğün de 131 ve devamı maddeleri belirlemişti. Şimdi bizler milletvekili olduğumuzda bu güvenceler vardı. Bu güvencelerin anlamı şu arkadaşlar. Fezlekesi olan her milletvekili ayrı ayrı savunma hakkına sahip olur. O fezlekeler karma komisyonda ve hazırlık komisyonunda görüşülürken, ayrıca genel kurula geldiğinde de fezlekesi görüşülen her milletvekilinin kendini bu kurul önünde savunma hakkı vardır. Bu savunma hakkını bu geçici anayasa maddesi altında işlettiğiniz süreçte gasp etmiş oluyorsunuz. Bunun dışında başka aykırılıklar da var elbette. Geçici madde yönteminin kendi başına darbecilerin bir tercihi olduğunu hatırlatalım tekrar. Anayasa 82 anayasasına bakın. İki tane çok önemli geçici maddeyi hatırlatacağım sadece size. Biri siyaset yasakları getiren madde, diğeri de darbecilere ve darbe hukukuna güvence sağlayan, koruma sağlayan madde. Geçici madde yöntemine 82 anayasası yürürlüğe girdikten sonra başvuran tek parti AKP oldu. Bu da manidar değil mi sizce? Diyoruz. Zaten yapmakta olduğunuz şey bir darbe teşebbüsüdür. Neden darbe teşebbüsü olduğunu tekrar anlatmaya çalışalım sizlere. Evet, geçici madde yöntemi darbecilerin tercih ettiği bir yöntemdir. Fakat burada bu kadar anayasaya aykırılığı, bu kadar keyfiliği göze almanızın nedeni, bunları bilerek böyle bir teklif hazırlamış olmanızın nedeni aslında mecliste
HDP'yi tasfiye etmektir. Siyaseti iptal etmektir. Darbecilerin ilk yaptığı ve asıl yaptığı iş budur. Siyaseti ilga ederler. Meclisi devre dışı bırakırlar. Burada esas operasyonun hedefi HDP elbette. Bizleri tasfiye etmek istediğinizi saklamıyorsunuz. Bütün dokunulmazlıkları getirdik diyorsunuz. Hayır. Gerekçeye bakın. Asıl hedefiniz biziz. Onu göreceksiniz. Bu da eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırıdır. Hatırlatayım. Bu dokunulmazlıklar tartışması başladığından bu yana komisyona havale edilen 330 dosya vardı. Bizlere ait 182 fezleke bulunuyordu. Bugün bu sayı toplamda 667'ye, bizlerle ilgili de 405'e çıkmış. Demek ki bir aceleniz var. Hızla bizimle ilgili fezlekelerin hazırlanıp buraya meclise intikalini veya Adalet Bakanlığı'na intikalini sağlayan bir talimat, bir emir yargıya gitmiş görünüyor. Fezlekelere bakıyoruz, bizi terör suçu işlemekle itham ediyorsunuz. Fezlekelere bakın, hepsi bizim açıklamalarımız. Faysal Sarı Yıldız'la ilgili fezleke için cevap verildi size. Ona girmeyeceğim ama ben 30 yıl hukuk hocalığı yaptım. Pek çok iddianame inceledim. Fakat bu dönemde gördüğüm iddianameler kadar felaket, feci iddianame görmedim gerçekten. Kendimle ilgili hazırlanan iddianameye aklım ermiyor. Diyorum ki bu fezlekeleri hazırlayan, iddianameleri hazırlayan savcılar içinde benim bir nebze emeğim olanlara bu emeği helal etmiyorum. Başkana, krala itaat için hukuku bu kadar rezil duruma düşürmeyi sizlere emeklerim için helal etmiyorum. Emeklerimi sizlere bunun için helal etmiyorum. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Aslında bizim korktuğumuzdan söz ediyorsunuz ama en büyük korkunun sizlerde olduğu belli. İşlenmiş o kadar çok suç var ki. Hangilerini sayalım? Suriye Savaşı'nda rolünüzü mü sayalım? Yolsuzluk iddialarını mı sayalım? Hangi birini sayalım? En büyük suçlar gerekli olanı değil, fazla olanı elde etmek için işlenir diyor bir düşünür. Siz bir alyanstan başka bir varlığım yok, bundan fazlası gelirse bilin ki haram yemişim diyen bir muhterem beyin burada tekrar değerlendirilmesini sizlere bırakıyorum. Eğer çok fazla haram yenmemişse bu varlıklar nasıl oluşmuştur? Peki Suriye Savaşı'nda üstünü örtemediğiniz suçlar. Demek ki iktidarın fazlasını istediniz. Malın, mülkün, varlığın fazlasını istediniz. Onun için çok suç işlediniz. Korkan biz değiliz. Korkan sizlersiniz. Bu korkuyu atlatmak için, korkudan kurtulmak için bizleri günah keçisi haline getirmek istiyorsunuz. Oysa bizlerin bir korkusu yok. Bunu biliyorsunuz. Kaç partimiz kapatıldı bugüne kadar? Milletvekillerimizden kaçı hapsedildi? Hatta katledildi. Kaç tane parti görevlimiz katledildi? Bunları biliyorsunuz. HDP'de siyaset yapmaya karar veren bir kişinin herhangi bir şekilde bunlardan korkması düşünülemez. Söz konusu olamaz. Asıl olan sizlerin korkusudur. Sizler bu korkuyu atlatmak için, bu korkudan kurtulmak için başkanlık sistemini getirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu getirmek için de durmadan yeni suçlar işliyorsunuz. Bu yeni suçların üstünü örtmek için de güya bizi günah keçisi olarak seçiyorsunuz. Boşunadır bunlar. Boşuna uğraşıyorsunuz. Biliyoruz bu mecliste hala vicdanını koruyan çok sayıda insan var. Emirlere, talimatlara, bu tür oyunlara prim vermeyecek çok sayıda insan var. Sizlerde de var, AKP'de de var. CHP'de olduğundan da eminiz, MHP'de de var, biliyoruz. Bu darbe girişimini önümüze kaos ve daha fazla kıyım, ölüm, yıkım getirmekten başka bir sonuç doğurmayacak. Bu teklifi burada bu oylarıyla reddedecek insanların sayısının çok olduğunu biliyoruz. Bunu göreceğiz ve bu da sizlere belki tarihi bir ders olur. Daha fazla savaşla, daha fazla suçla bu ülkeyi yönetemezsiniz. Yönetemeyeceğinizi de bu mecliste göreceksiniz. Eğer bu mecliste bu karar çıkmazsa
halkların iradesi bu dersleri sizlere en kısa zamanda tekrar hatırlatacaktır. Saygılarımla.